çok şey oldu lan. Yani çok geç saate kadar anca bulabildik. Abi ya, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Gez. Gez gez gez, dolaş. Her yeri keşfettik. Kaç tane yani. Boş açtık? Her yeri keşfetmişiz yani. Gidiyoruz oraya, orayı biz keşfetmişiz. Ama güzel bir bölge yakaladık arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Osmanlı dönemine ait, Osmanlı beyliklerinin yaşadığı dönemdeki eşkiyaların tam olarak hakim olduğu bir noktadayız arkadaşlar. Yani bunu nereden biliyorsunuz diye soracaksınız. Rivayetler öyle söylüyor arkadaşlar. Söylentiler öyleydi, o yöndeydi. Biz de geldik, bölgeye geldik. Biraz uğraştık buraya gelmek için. Çünkü burası biraz daha uzak. Bayağı bir ucra bir nokta. Ama sonuç itibariyle geldik. Ve buradayız. Burada bir takım işaretleri bulduk. O işaretlere bakacağız. İnşallah kaydeder, güzel bir işarettir. Sinyal vardır diye düşünüyorum. Arkadaşım ne yapıyorsun ben? Çok şükür Allah'a geldik bakalım. Yeni. Geldin mi? Ben kaç zamandır bensiz videolar çekiyorsun. He? Alan taramayı bir çevittir bakayım be. Sinyal var mı? Kaç zamandır bensiz videolar çekip duruyorsun? Yok be ya, olur mu? Yeter dedim. En son bir geçen geldin. Ondan sonraki gün geldim, bir de bugün geldim mi oğlum seninle vallahi ya. Şey arkadaşlar yemin ediyorum hemen üç kağıta bağlıyor, görüyorsunuz değil mi? Yani hemen satıyor bizi. Ya getirmiyorum bizi. Çamur bizim işimiz ya. Allah'ım var ya, ne çamurcu adamsın. Neyse, alan taramayı kullanabilecek misin? Bilmiyorum, deneyeceğim. He? Bilmem. Bir dene bakayım lan. Belki acemi şansı, tamam mı? Geç o kayanın oraya. Bakalım büyük olacak. Alan taramayı kullanmadan önce ben bir dakika. Oğlum kayadan arkaya da düşersin. Bakayım. Dikkat et. Bir şey olmaz. Ya düşersin diyor. Sana bir şey olmaz. Ölürsün çünkü. Evet. Cesedini taşırken ben yorulurum. O senin problemin. Dur lan, şuradaki işaretleri bir gösterelim hacı. Kanki. Yavrum benim be. Şu oymanın güzelliğine bak be. Adam yapmış işaretini, basmış gitmiş. Ama bu biraz küçük. Güzel bir oyma. Lan kayaya bak, ikiye yarılmış. Harbi diyorum hacı. Bak burada bir tane şey yapmışlar. Çadır yapmışlar. Harbi diyorum bak. Buradan karşı tarafa geçecek şekilde bir sığıntı alanı yapmışlar. Gördün mü sen burayı? Oo. Bak buradan normalde bir insan geçebilir yani. Çok rahat geçebilir. Bak şurada ha. Da. Yaptığın ayıp ama. Evet, niye lan? İnsan geçebilir mi? Ben geçemem yani. Geçebilirsin ama biraz zayıflaman lazım. Şöyle bir aşağı yukarı bir 10-15 tur at bakayım. Yok lan, bir insan zor geçer hacı buradan. Sen geçemiyorsan ben hiç uğraşmayayım oradan. Bu arada hayvan pislemiş, biz de üzerine bastık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz canım benim. Olsun, yapacak bir şey yok. Aynen. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Al. Gel. Gel yavrum gel. Hiç göstermiyor. Bak görüyor musun? Çok iyiymiş. Oran. Abi nereye kadar gidiyor? Oymaya bak. Yılan de, deri atmış burada. Bir de kabartmasına bak. Şu şeyi getirsene. Aa, yılan ölmüş bak, kabuk atmış. Yok, kabuk atmış. Kabuk mu atmış? Evet. Yılan kabuk atmış arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Burada çok şeyler var. Bir tane çekiç gibi bir şey getirsene. Şu kabartıcıya bir vuralım bakayım. Gerek yok. Çıkıyor mu? Evet. He? Aa, gördün mü? Ben varım ya. Çekice ne gerek? Ayıp ki sen yaptın. Doğru söylüyorsun lan. Oymanın yanındaki. O da gidişiyor. Bak. Oğlum burada bir şey olabilir lan. Manyak. Sallanıyor. Şey, çekici getirsene bir. Ne kullanıyorsun lan? Çekiç veya murcu getir. Bir bakalım bakayım ne var oğlum. Yavrum benim be. Oradaki oyma oğlum tam karşıdan gözüküyormuş. Biz yanlış cepheden gelmişiz cepheden lan. Cepheden geldik ya. Yanlış cepheden. Aç bakayım o. Dur. Ver bakayım. Çok da dibe girmek istemedim ya. Evet. Oymanın etrafını aslında bir tane kasa gibi bir şey yapmaya çalışmışlar ama olmamış.
olmamış. Evet. Şey yapmışlar yani. Yapıştırmışlar, geçmişler. He? Durmayacak diye bırakmışlar adamı sana, değil mi? Yapıştırmış, geçmiş adam arkadaş. Bakalım nereye kadar açılacak. Kaya kabuk atıyor ama bu kayanın attığı kabuk kendi kabuğu değil yani, ben sana söyleyeyim. Değil zaten. Şu oksitli olan kısım var ya komple, evet. Şu oksitli olan kısım. Sonradan yapılma. Evet. Burası büyük ihtimalle yapıştırma yani. Şimdi şey gidiyormuş. Burayı niye açıyorum ben biliyor musun? He? Daha işaret var mı? Yok. Burası belki de şey, kasa kapağı. Açtığımız yerlerden böyle löp diye dökülecek malzeme. Olabilir mi o kadar şanslı? Tabii canım yani adam. Oğlum ben sana ne dedim? Adam bir ilaç yapıyor. İlacı şeye sürüyor, kayaya sürüyor. Yumuşuyor kaya, tamam mı? Yumuşayınca ne yapıyor? Malzemeyi koyuyor. Basit şekilde koyar mı yani? Koyar tabii. Aga o şey var ya, Horasan. Hı. Horasan harcı her şeyi doğal gösteriyor, anladın mı? Yok ama bir şey. Sinyal alırsa zaten vardır bir şey ya. Şu da dursun bakayım şurada ya. Çekişte dursun. Ne yapalım, sen bir alan taramayı bir aktif et bakayım. Sen aktif et. Öyle mi yapayım? Ben boştayken antrenman yaparım onlarla. Biraz daha pratikleştireyim. Öyle mi? Sonra rezil olmayalım. Hadi bir alan taramayı da tutamıyorlar demek. Kamerayı fazla sallamıyorsun. Kamerayı net bir şekilde çekiyorsun. Anlaştık mı? Arkadaşlar bölge güzel. Oymalarımızı gördünüz. Osmanlı beyliklerinin zamanında yaşamış eşkıyaların hüküm sürdüğü bir bölgedeyiz. Eşkıyaların hüküm sürdüğü bir bölgede şunu unutmayın arkadaşlar. Kervan yolu olabilir. Ticaret yolu olabilir. Tamam mı? Yani her şey olabilir. Eğer eşkıya bir yerde konakladıysa veya orayı zapt edip de orada şey yaptıysa, o bölgeyi ele geçirdiyse, orada bilin ki böyle kervan yolu vardır, ticaret yolu vardır, ipek yolu vardır, bir şeyler vardır yani. Eşkıya böyle gidip de dağ başında bir yerde şey yapmaz yani, hüküm sürmez. Yani para, tabii, illaki yol keseceği şeylere. Hakim olacağı, tamam mı? Mesela kervan yolunu görebileceği, hakim olabileceği. Daha şu aşağıda var zaten bir tane. Buralarda zaten eski ipek yolu, evet. Var burada. Eski yol başı gösteriyor. Ama buradan geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. Kestiremiyorum yani. Zaten ondan yol kenarında da yapmazlar herhalde. Bazı yollar mesela alternatif yollarda ticaret yolları varmış mesela. Develerin, atların, eşeklerin geçtiği ticaret yolları varmış. O bölgelerde falan işte eşkıyalar. Nerede ne tutturabilirsek, anladın mı? Kimden ne koparsa. Tabii canım yani. Biz de ne yapıyoruz? Biliyoruz, tamam mı? Eşkıyaların yaşadıkları bölgeyi bulduk mu? Zaten her şey çorap söküğü gibi geliyor. Oymalar, işaretler... Bugün çorap söküğü gibi gelmedi ama bayağı bir gezdirdi bizi. Yapacak bir şey yok. Bazen gezmek lazım, bazen... Oğlum ben geçenlerde bir çıktım. İnanmazsın, harbi diyorum bak. Bir çıktım. Dedim ki hani bir keşif yapayım falan dedim. Bulabilirsem güzel bir malzeme, sinyal, minyal, işaret dedim. Gece saat kaçta? Akşam saat 8'de işim bitti. Ne bir sinyal bulabildim, ne bir şey... Boş geldim, boş gitti. Ya bölge olarak biliyorum da başka keşif edebileceğim yerler var mı diye bakıyorum, tamam mı? İşaretlere falan baktım, hiçbir şey olamadı. Nasip. Bütün gün dolaştık. Yok, elim uçtu. Nasip. Neyse, sağlık olsun. Bugünler. Hadi bakalım ya, inşallah. Hadi bakalım. Allah'a nasip etsin diyoruz. Güzel bir sinyal yakalamak dileğiyle. Hadi bismillah. Şu kaya da acayip yuvarlak, hoşuma gitti lan. Alan taramayı sen aktif et, bir de ona da bakayım ben de. Ha. Ben de bakayım ona, merak ettim. Alan taramamız da bu arada Hakan dedektör modelenmiş. Yeni abone olacak, yeni izleyecek arkadaşlara duyurulur. Aşağıyı gösteriyor. He, aşağıyı mı gösteriyor? He. O tarafa, o tarafa, ben de dinle. Oo, ben daha aşağı gidiyordum. Oğlum sinyali burada aldı, nereye gidiyorsun? Farklı bir açıdan gideceğim hacı. Kayan orayı. Buradan bak, burada aşağıda, aşağı görüyor musun? Evet. Kameranın sağ sola böyle şey yapıyor. Bak burada bir yol var. Gördün mü şu yolu? Evet.
Kervan yolu olma ihtimali yüksek ya. Buradan bir aktif edelim bakayım, orayı bir çekeceğim. Güzel de bir nokta biliyor musun? Aynen çok güzel. Kayalıklarda bir şey yapsana böyle, bir artık bir gezdir. Sonra dön bakayım, ben de alan taramayı aktif edeceğim. Tamam, fazla şey yap. Durduğun yerde böyle. Gördün mü? Aynen. Tam da zaten eşkıyaların en sevdiği noktalar gibi, kaya dipleri. Değil mi? Arkana gitme bak. Dikkat. Hadi bakalım. Sinyalin sağlamasını yapalım. Hadi bakalım. Bismillah. Tamam, bende de metal var. He? Bende de metal var, gelme bana. Sen toprağın altında olman lazım, senin sana ötmesi için. Yakında o da olacak. Hadi tövbe. Baba, dinlen Nazı, hele. Evet. Gördün mü? Aynı noktada. Evet. Aynı noktadayız. Gördün değil mi? Boşluk kalacak mı? Bir bakacağım ya. Bir bakayım. Dikenler batıyor. Çam ağaçların dikenleri evet batıyor. Evet ya. Dikenler batıyor. Bana istediğimi verin, istediğiniz yere batın. Kayda değer bir boşluk yok. Hadi bakalım. He? Kayda değer bir şeyler versin de boşluk olmasa da olsun. Boşluğun da kayda değer olması lazım hacım. Öyle değil mi? Bakalım dedikten. Boşluk kayda değer olmasın demiyorum. Ha. Kayda değer bir şey versin de boşluk olmasa da olur. He, tabii canım yani. Evet, dedektörümüz ne? Pardon. Aziz K37 arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz cihaz. Cihazın kurulmasını bekliyorum. Sinyal aldığım noktaya bakacağım şimdi. Topraklama yap abi. Topraklama yapacağım, dur lan. Topraklama yapalım, şurada dur. Gel, şurada bir yapalım topraklama. Yok. Temiz. Bu arada şarjı %80'e düştü. Bunu şarj etmek lazım. Akşam takalım. Aynen. Aha. Aldı. Ayrımına bakıyorum. %60. Evet. Değerli diye bakıyor değil mi? İnşallah. Hadi inşallah. Aynen. Hadi inşallah. 3 boyutlu taramayı yapacağım abi şimdi. Bir yer altı görüntülemeyle şey yapacağım, bakacağım. Bunu tekrar kullanacağım ama şarjı bitmesin diye kapattım, tamam mı? Tamam abi. Onu kullanırken en azından hatırlatırsın ya. Çok güzel bir bölge abi ya. He? Çok güzel bir bölge. Aynen. Şey vardı. Neydi o? Ne? Kibar Feyzo muydu? Davaro. Kemal Sunal'ın Davaro filmi vardı. He. Şener Şen'le. Böyle kayıkların içinde o şeyleri vardı ya. He. Eşkıya olup çıkmıştı. Hatırladın mı o filmi? Evet. Davaro. Davaro'yum lan arkadaşlar, ben. Arkadaşlar, yeraltı görüntülememizde Konrad'ın GR3 Plus'u. Bu da harika bir cihaz. Tavsiye ederim. Şurada açıyorsunuz, mavi ışık yanıyor. Şöyle bir sistemi var. Bu sisteme telefonu yüklüyorsunuz. Daha sonra bağlantı diyorsunuz. Bağlanıyor. Bağlandıktan sonra böyle ekranda bütün şeyini gösteriyor, özelliklerini gösteriyor. Biz 3B tarama yapacağız. Ayarlarını yapıyoruz. Kayanın fiziki yapısına göre. Sinek mi kırdı? Bilmiyorum ki. Şöyle bir şey yapalım bakayım. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Ses gelmiyor. Evet. Sesini kapatmışız.
Alan taramamızda tamam. Yok lan, alan tarama değildi bu ya. Bunda çok güzel bir şey var. Oo. Görüyor musun? Oo, çok derine vurdun. Biraz derinmiş. Evet. Derin ha, yapacak bir şey yok. Olsun. Bayağı güzel gösteriyor. Aynen. Baksana. Çok derinde bir malzememiz var burada. Şöyle göstereyim. Şu noktada bak. Evet. Şu yeşilliğin, aha, al şeye göster. Şu yeşilliğin olduğu noktada. Aynen şu kısımda. Gördün mü? Kaldır. Şurada. Şu kırmızılık. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Şimdi şu kayamızın fiziki yapısı da biraz ilginç. Tamam mı? Bak gel. Gel şuraya. Geldim. Bak bak. Şurayı görüyor musun hacı? Orası da senin gibi dediğin gibi herhalde. Evet. Burası kabarcık. Kabarcığın olduğu yerler. Bir de şurada var bak. Eline şurası. Göstersene. Aynen. O tarafı görüyor musun? Evet. Çentikli kısmı. Buradan arkaya doğru gidiyor zaten. Aynen öyle. Buradan arkaya doğru gidiyor. Bir de şurada şey var mesela. Şu kayanın üstünde kabarcık var. Evet. Bunlar şurası ne biliyor musun? Bunların hepsi bir işaret yani. Kapak gibi duruyor zaten bu. Hele şu üstteki. O kabartma derler. Tamam mı? İşte. Şeyde. Dedinecilikte bu işi kabartma derler. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Seni var ya böyle, canavar canavar yapacak. Öğretmenim de bana öğreneceğin diyordu. Sonuç öğrendin mi? Yok, öğrenmedim. O da güzelmiş. Öğretmenini merak ediyor musun? Kadın benim yüzümden Alzheimer oldu ya. Yani. 2 kere 2 diyor, 10 diyor. Sen öğreten öğretmenim. 8 değil miydi? 2 kere 2, 8'di değil mi? Tabii. Sen okutan öğretmenim. Hacı, malzemeyi getir bakayım. Şu kaylıkları çek. Dedektörü oradan bir ver. Gel bakayım güzel kardeşim. Hadi canım benim. Bak sinyal aldık. Bizi boşuna bekletme buralarda. Gel. Ben de malzemelerimi alayım. He? Al da gel bakayım. Hadi canım benim. Ayı boğanım benim. Ayı boğanım benim. Onu da bir gün deneyeceğiz. Gülme geliyor. He? Ayı mı boğacaksın? Ne bileyim. Sana bir ayı bulmak söyle, lazım. Söyle söyle. Ulan bir deneyeyim bakayım. Harbiden boğabiliyor mu? Sana bir ayı bulmak lazım mı? Önce bir temizle. Elinle bir otunu motunu, yosunlu mosunu bir çek. Ondan sonra pointerle bak. Pointerle açtım. Topraklamasını yapmadan bakıyoruz yani. Yok yok, elinle, eldivenle şu topraklarını bir temizlesene. Heh. Güzelce temizlet. Aynen. Bak şu otun olduğu yer, şu kısmı yukarıyı bir temizlet. Hadi bakalım. Evet, şu yosunlu olan kısmı da. O kayayı bir yokla bakayım, aşağı gidiyorum. Dedektörü bana versene, dedektörü kırmayalım. Ver, şu üste koyalım aga. Ha. Aynen öyle. Onlar biliyorsun yani. Şunu aldım tarafa. Çok değerli. Çünkü bu gidecek aşağıya. Aman aman gözünü seveyim. Aman gözünü seveyim. Ayağıma gelirse? Yok, sen ayağını çek atarken canım. Yani onu da ben mi söyleyeyim? Ayağın altında tut Orhan. Şöyle mi? He, altında tut. He, öyle tut. Bu arada bak şu kayanın altında bir tane böcek var ya, şu böcek. Evet. O insanlar ve doğa için çok önemliymiş. Onu biliyorum ya. Ne böceğiydi? İsmini de biliyordum ben onun. Hayvan, hayvan. Hayvan. Hayvan at. İnsanları öldür aşağıda. Bu da gidiyor. Çek bakayım onu. Oha. Aa, yavrum benim. Ayı boğan. Ne oldu? Levi mi istiyorsun? Ses geldi. Ne istiyorsun? Kazmam nerede be? Kazma aşağıda. Kazmayı aldın mı? Kazma burada, gel. Al. Çek işte burada. Oha. Yorulduğun yerde söyle bana. Şuranın da üstünü temizlesene. Biz buraları görmek istiyoruz seyirci olarak. Taş var burada. Nerede taş? Hı, anladım.
He? Taşı atayım. Üstündeki pislikleri bir... Oo, gene kokuyor. Ne kokuyor? Küf kokuyor. Geçen koktuğu gibi mi? Evet. Ciddi misin? Evet. Kaç... Ne? 3-4 gün önce miydi lan o? Öyle bir şeydi. Tadına bakmak ister misin? Bana olacak. Baktırdın ama. Olacak olacak bu iş olacak. Dur bakayım. Şu kayayı şeyle... Ah. Oo geldi lan. Aslanım benim be. Bir kucakla bakayım. Hacı. Hı. Pointerle baktın mı? Onu kaldır. Kaldırayım bir mi? Pointerle bak. Kaldır aşağı doğru. Heh. Yok lan kaldırma manyak yuvarla. Baba baba hayvana bak hayvana bak. Kucakla değil mi? Baba hayvana bak hayvana. Anam adam öldürüyor lan. Pointer'le baksana kanki. Burada bir şey yok abi. Yok mu? Bu tarafı yukarı, yukarı, yukarıdan sinyal aldık. Asıl mevzu bizim orası, anladın mı? Elini koyduğun yerin altı. O zaman o taşı kaldır. Evet. O taşa çalış. Üzerindeki toprakları bir temizle önce. Etrafını güzelce bir aç. Taş meydana çıksın bakayım. Geçen bir taşı bir açtım. Kartal şeklinde. Taş. Üzerinde kap... Valla. Kartal şeklinde şey kabartma yapılmış taşa. Altında da taş var. Harbi mi diyorsun? Tamam onu da ne? Çıkaracağız ya. Kanal var. Bakayım. Yap, senin bakayım hocam. Dur bakayım. Oo. Bak buraya levyeyi tak. Buradan bu taşı kaldırtır. Sonra bu taşın etrafını açalım. Bu taşı kaldıralım. Aynen. Buradan tamam. Bu taşı bir önce bir şey yap. Ben al bakayım. Levyeyi bana değil kendine ver. Aa, çıktı mı? Bak ikiz taş görüyor musun? Orada? Yemedi mi yavrum? Al. Al canım benim. Rezil olduk. Yemedi mi yavrum? Baba baba. Aslanım benim. Aslanım benim be. Nerede o? Ne nerede? Ne burnunu mu kapattın? Lan gene kök çıktı. Ne köklü yerlerdeymişiz arkadaş. Levyeyle alttan kastırsan çıkmıyor mu aga? He? Bak şu. Bunu etrafını boşaltmam lazım biraz. Öyle mi? Baksana nereye kadar gidiyor. Bence levyeyle kaldırın. Çıkacak mı lan? Ben zorlayayım istiyorsan biraz. Taşa koyuyor zaten de. He. Bir de altındaki taş var değil mi onun? Tamam. Abi. Hı. Alttakine yapışmamışsa. Yok. Sıkıştırma olabilir aga. Bazen sıkıştırma, birbirine sıkıştırma taş oluyor. Hareketli oluyor ama bir türlü açılmıyor, anladın mı? O, nasıl, o sistemi nasıl yapıyorlar bir türlü anlamış değilim yani.
Bak taş normalde boşta gibi duruyor. Evet şu anda da öyle. Ama bir bakıyorsun şey yani. Ne yaparsan yap taş yerinden oynamıyor. Bak hareketli ama çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Öbür taraftan öbür uçtan tak murcu sokuştur o şeyin ucu. Ha oraya murcu sokuştur. Tam levyeyi sok oradan. Öbür sivri tarafını sok bence. Oluyor mu? Olacak. Olacak olacak. Oo yere oynadı lan. Orhan. Vallahi mi? Harbi diyorum yere oynadı. Ayağımın altı oynadı. Ayağımın altı hala oynuyor. Aynen. Yorulduysan ben geçeyim. He? Yok ya. Şöyle. Uuu. O da büyükmüş lan. Oraya geliyor abi. Evet. Küçük parçası. Burunlu bir taşmış. Aynen. Değil mi? Aynen. Neşte orayı. Bak. O taş kesilmiş de koyulmuş. Gördün evet. mü taşın yapısını? Düz. Dümdüz değil mi? Az daha uğraşsalar fayans gibi, şey ip gibi olacak. Değil mi? O zamanın şartlarında yapabilecek en iyi şekillerde yapmışlar bir de. Ya oğlum onlardaki teknoloji bizde yok lan. Ben sana söyleyeyim yani. Tamam canım. Point biz her şeyi yok. Otomatik yapıyoruz. Tabii. Hadi Yılmaz. Üçün biri. Üçün biri bizde. Evet. Yoruldun değil mi? He? Onun pointerini yaptın. Öyle de bakalım. Aklıma geliyor mu işte birisinin uyarması lazım böyle. Bir tane daha taş var değil mi burada? Evet. Çok mu büyük acaba? Bilmiyorum. Ha? Bakacağız. Allah Allah. Allah Allah. Sağdan, soldan, aşağıdan, yukarıdan. Kaya çok büyük acı ya. Ortadaki kaya çok büyük ya. Daha o tarafa da gidiyor. Aynen. Ama bunda da bir horosanlık var yani. Baksana burada da bir şey var yani anladın mı? Dur bakayım. Çıkacak şimdi ak koyun kara koyun arkaya. Hadi bakalım. Şu dedektör, dedektör nerede? Tut bakayım şunu bir dedektörle bir bakayım. Kes şuraya. Dur sen çek gibi. Yol ver bana. Aha. Görüyor musun? Sinyal devam ediyor. Gaz! Evet, sinyal kaldı. Kazmaya yani. Devam. Ama kayanın altında değil mi? Ya öyle görünüyor. Burada yumuşak bir yer var lan. Oo, iki kayanın arası acı. O kayayı çıkarsak abi. Şu da bak horasan gördün mü? Aynen. Buraya horasan dökülmüş acı. Bak. Onu da söksek olur mu? He horasan ama. He. Sökebilir miyiz? Bilmiyorum ki. Zaten şu kısımdan sinyal aldı. Oo geliyor bak. Bak. Kenara bak, ama batıyor ya. İp alacağız abi geldi gördün mü? Çıkacak çıkacak. Hadi bakalım. Öbürsü de sallanıyor zaten. Bak görüyor musun? Aynen. Gördün mü? O da sallanıyor. Evet. Çıkacak buradan bir şeyler ya. Çıkacak. Abi o kadar sinyal aldık. Boşalmamıştır herhalde. Bakacak. Yine boşalacağız. Aha. Aha. Ah bir parça da gördün mü? Kaya, kaya kaya var diye korkutuyordun. Ya hala ah. Var kaya. Ah.
Ben sana demedim mi burada bir şeyler var diye. Pointer nerede? Aha. Aha. Gel. Aha. Gel. Aha. Gel. Gel bu yanıma gel. 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 De yok of, abi yok. Ne güzel sesi, melodi gibi. Çırı zırı. Aha. Yaklaş, şey parlıyor. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Gördün mü? Görmem mi ya, görmem mi ya? Gördün mü? Bak. Abi. Sandık mı o? Anam, 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 anam. Sandık o. Dünyanın en küçük define sandığını bulduk. Çok güzel ama ya. He? Çok güzel ama. Oo. Ne o? Ahşap mı? Ahşaba benzemiyor acı. Ahşap olsa çürürdü şimdiye. Gerçi o da doğru, ahşap olsa. Ahşap olsa çürürdü şimdiye kadar. Şimdiye kadar çoktan çürürdü. Çok güzel abi ama ya. Eşkıyalar var ya, eşkıyalar. Bunu kimden araklamıştır Allah bilir bu eşkıyalar. He? Allah. Ha, bak kapağa, bak kapağa. Çıkırt. Oo. Ha, para var içinde. Oo. Oh. Para var içinde. Adam içine para koymuş ya la. Yavrum ah, benim be. Diken. Oo, bak kemik lan bu. Aynen. Baba baba şey baba. Gördün mü? Adam içine neler koymuş bak. Aynen. Baba baba. Kimin acaba bu sandık ya? Kayıp ilanı mı verin? Hayır, şikayet edeceğim. Niye? Çok... Biraz daha koysun. Ne bu kadar koymuş? Çok küçük olduğu için. Evet. Acı adam 2, 4, 6 tane sikte koymuş sana araba. Şuna sığdırmış ha. Lan büyüğüne ne kadar koyar acı? Çok pis kokuyor değil mi içi? Ağzıma. Lan harbi diyorum lan, kemikten yapılmış ya, içi çok pis kokuyor. Harbi mi? Harbi ya. Harbi be, çok pis. Maşallah kokuyor. Maşallah. Şöyle bir sığdırmaya çalışan lan, bu paraları nasıl sığdırdın? Adama bak ya. Baba baba. Helal olsun yani, sığdırmış. Aha biz de sığdırdık. Ama dışarıdan bakınca hiçbir yani. Şimdi lan bunun içinde 6 tane şey var, para var. Hacı şu dedektörü versene, şuraya bir daha bak. Evet, dedektör arkanda abi. Dedektör nerede? Arkanda. Oba. Oo. Çok şükür. Hadi. Adam sığdırmış aga. Yok. Sinyal yok hocam. Sinyal bitti. Abi olsun, ona da şükür. Evet. Ama sandığı çok güzel yani. Aynen. Gel bakalım. Sandığı beğendim. Şu üzerindeki taş da çok güzel değil mi? Evet. O yok. Hoş görünüyor. Şunlar altın kaplama olabilir mi? Baksana hiç oksit pası hiçbir şey yok. Kemik. Altın, hiç anlamam ki. Altın kaplama taş. Lan hiç yıpranma yok yani, evet. Baksana. Şu kemik. Buna hep şeyim, çok pis kokuyor çünkü. Hem de çok sert. İçindekiler para ama hangi döneme ait? Bunlar eski tarihli ama Roma'ya benzettim ben gene bunları. Roma olabilir. Olma ihtimali yüksek. O zaman he? Şunda Yunus Bey kervancılardan birindir. Olabilir. Ya işte bu eşkıyalar kervandan kimden ne yakalayabilirse, anladın mı? Halktan birileri değildir çünkü. Şunlar altın kaplama olabilir çünkü. Baksana bak, kemik, altın kaplama ve taş. Herhangi böyle çürüyen bir aksam değil yani, anladın mı? Ve içine para koymuş adam. Helal olsun bak, adamlar biliyor bu işi aga. Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için lütfen ama lütfen bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen işaretleri ve yorumları, yani işaret yorumlarımızı iyi takip edin. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyoruz. Arkadaşım, diyeceğim bir şey var mı? Herkese sağlıklı bir ömür dilerim. Bizi takip etmeye devam edin. Biz de gömüleri çıkarmaya devam edelim. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak.